Evet, Kanal 42 ekranlarından herkese merhabalar. Değerli sektör takipçilerimiz, bir Sektör 42 programı ile daha ekranlarınızdayız. Bugün sizler için inşaat sektörünü ele alacağız. Peki neredeyiz? Yaşar Şimşek İnşaat'tayız bugün. Konya'da son zamanlarda birçok inşaat firması var. Bunlar çeşitli inşaatlar yapıyorlar son zamanlarda. Bunlardan bir tanesi Yaşar Şimşek İnşaat. Yaptığı inşaatlarla kendi ismini duyuran meşhur bir inşaat firmasında bugün sizler için İnşaat sektörünü ve firmayı mercek altına almaya gayret göstereceğiz. Peki kiminle birlikteyiz? Firma Yaşar Şimşek İnşaat satış sorumlusu Kadir Aslanboğa Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte sohbet edeceğiz ve bu konuları mercek altına alacağız. Ben hemen konumuza dönüyorum. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz Allah'a şükür. Sağ olun. Nasılsınız? Biz deyiz elhamdülillah. Efendim hemen başlayacak olursak Yaşar Şimşek İnşaat hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Yaşar Şimşek İnşaat 1995 yılında kurulmuş olan bir aile şirketidir. Konya'nın Meram ilçesinde yer almaktayız. Birçok projelere imza attık. Bu projeler devam etmektedir. Bu projelerin içerisinde şu anda devam eden Gülzade Konakları, Eftel Estesi ve Farel Estesi bulunmaktadır. Bundan sonra da devam edeceğimiz bu cadde üzerinde birçok yerimiz bulunmaktadır. Efendim siz firmanın şimdi satış sorumlusunuz. Aynı zamanda firmada görevlisiniz. Bizlere yaptığınız işler hakkında bilgi verebilir misiniz? İnşaatlar öncelikle geçmişten başlayacak olursak şimdiye kadar neler yaptınız? Evet, Yaşar Şimşek İnşaat olarak eski malzemelere bakacak olursak kendimize ait mobilya işiyle uğraşmaktayız. Şu anda devam eden şantiyelerimizde ise kendi kurmuş olduğumuz fabrikamızda üretmiş olduğumuz mobilyaları müşterimize göstermekteyiz. Bu seçenekler arasında müşterimiz kendi arzularını isteğine göre mobilya dizayn yapabiliyor. Renk seçimi sunabiliyoruz. Bu şekilde. Peki efendim, şimdi hali hazırda devam eden inşaatlarınız, şantiyeleriniz var mı şu anda? Tabii şu anda devam eden 3 tane şantiyemiz var. Güzade Konakları, Farel Estesi ve Eftel Estesi olmak üzere 3 tane projemiz var. Farel Estesi Allah'tan bir mani gelmez ise bir ay içerisinde teslim olacak bir sitemiz. Diğer sitelerimiz ise devam etmektedir. Bunlar da en kısa zaman içerisinde Allah da kaza bela vermezse müşterimize dairelerini teslim etmeyi planlıyoruz. Peki efendim bu detaylandıracak olursak kaç katlı siteler, kaç artı bir daireler bunlar hakkında vatandaşlarımız nasıl bir izlenim bulabilir? Şu ana devam eden projelerim içerisinde 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçeneklerimiz bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz sitelerde yeraltı otoparkı, akıllı ev sistemleri ve birçok daha kullanıma uygun ürünler bulunmaktadır. Devam eden projelerimiz inşallah 16 ay içerisinde teslim olacak projelerimizdir. Yapmış olduğumuz bloklar 13'er kattan oluşmakta. Yeraltı otoparkı mevcut içerisinde. Akıllı ev sistemleri mevcut. Müşterilerimize kolay yaşanabilecek, rahat kullanabilecek bir daire oluşturmayı planlıyoruz, yapıyoruz. Yaşam alanları inşa ediyorsunuz. Efendim peki yerin yani yaptığınız inşaatlar genellikle hep aynı bölgede mi yoksa farklı farklı yerlerde mi iş yapıyorsunuz? Daha önce Konya'nın birçok yerinde Yaşar Şimşek İnşaat olarak binalar yaptık. Şu anda Konya'nın Meram ilçesinde Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Çiçenesen Caddesi'nde konutlarımızın devamını sürdürmekteyiz. Bundan sonra da yapacağımız olacak binalarımız bu cadde üzerinde olacaktır. Peki efendim ileriye yönelik ne düşünüyorsunuz? Yani Yaşar Şimşek İnşaat olarak şu an devam eden hali hazırda olan inşaatları bir kenara bırakırsak Ahmet Özcan Caddesi üzerinde olduğunuzu söylediniz. Peki bundan 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 5 yıl sonra için planlarınız var mı? Tabii ki planlarımız arasında şu anda devam etmekte olan Çiçeğen Caddesi'ne açılmış olan yeni bir köprümüz var. Bu köprünün ilerisi olacak bir yer. Bu yerlerde de arsa toplamalarımız devam etmektedir. İleriye dönük çalışmalarımızı şimdiden altyapısını oluşturmaktayız. Peki efendim inşaat sektörü hakkında da biraz konuşalım diyeceğim ama öncesinde şimdi yapıyorsunuz, daireleri satıyorsunuz. Peki müşteri kitleniz kimler? Daha çok kimlere daire satıyorsunuz ve daire işlemleri nasıl oluyor? Evet, müşteri kitlemiz genellikle Konya içerisinde bulunmaktadır. Bu müşterilerimiz içerisinde öğretmenlerimiz var, polis memuru abilerimiz, ablalarımız var, esnaf abilerimiz var. Konya içerisine hitap etmekteyiz genellikle. Peki fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşlara, müşterilerinizle nasıl bir fiyat politikası izliyorsunuz? Fiyat konumuzu şöyle arz edeyim sizlere.
Devam eden binalarımız arasında özelliklerini, binaların mevkisine, katına göre fiyat seçenekleri sunmaktayız. Müşterilerimiz ofisimize gelip bizimle görüştükleri itibariyle örneklerimizi gezdiriyoruz. Gezdirmiş olduğumuz örneklerden sonra bulunan dairelerimizi gösteriyoruz. 3 artı 1, 4 artı 1 seçenekleri sunuyoruz. Akıllı ev sistemleri olanlar var, akıllı ev sistemi olmayan binalarımız var. Bu yönde müşterimize fiyat konularında yardımcı oluyoruz. Peki satış sonrası hizmetleriniz nasıl? Yani dairelerinizi teslim ettikten sonra müşterilerinizle ilişkileriniz nasıl? Devam ediyor mu yine? Tabii ki devam ediyor. Bizim en büyük şirket olarak özelliklerimizden bir tanesi budur. Teslim etmiş olduğumuz dairelerde müşterilerimiz en ufak bir istekleri olsa bile iskan almış binalar dahili içerisinde müşterimize elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Peki efendim, müşteri memnuniyeti nasıl? Size geri dönüşler oluyor mu? İyi veya kötü yönde? Evet. Bizim en büyük düşüncemiz şudur. En büyük reklam bize müşterimizdir. Sağ olsun müşterimiz bizi çok destekliyor. Çevresine, akrabalarına, eşlerine, dostlarına bizleri öneriyorlar. Bu yönden çok müşterimiz geliyor. Bu da bizim kaliteli işimizin başında durduğumuzu, işimizin arkasında olduğunu gösteriyor. Peki efendim, şöyle de bir soru soracak olursak. Şimdi siz dairelerinizi yaptınız, teslim ettiniz. Müşterinin durumuna göre belki birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra sizin yaptığınız, sattığınız bir daireden ayrılıp başka bir yere ikamet için taşınacak. Bu durumda siz tekrar yaptığınız daireyi alıp hani ikinci el daire piyasası oluyor mu sizde? Onları nasıl takip ediyorsunuz? Evet. Müşterimizin almış olduğu daireler genellikle tayinleri çıkan müşterilerimiz oluyor veya başka projelerimize geçmek isteyen müşterilerimiz oluyor. Bu yönde de şöyle bir çalışmamız oluyor. Hazır daire elimizde pek bulunmadığı için müşterilerimizin dairesini daha kolay, daha rahat bir şekilde satabilmesi için devreye girip onlar adına biz de yardımcı oluyoruz. Dairesini buradaki değerine göre, kalitesine göre fiyatlandırıp müşterilerimize sunuyoruz. Yani daha çok satıştan sonra müşteri ilişkilerinde iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Gayet de memnun bir şekilde vatandaşlar, müşterilerinizle bir aradasınız. Evet. Efendim peki biraz da Konya hakkında konuşacak olursak, Konya'da inşaat işleri nasıl gidiyor? Konya'da inşaat işleri özellikle bu son 3 yıldır çok hızlı. Konya inşaat sektörüne uygun bir mevkide bulunduğu için inşaat sektörü çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu şekilde de devam etmesini temenni ediyoruz. Türkiye açısından düşünecek olursak durum nasıl? Türkiye açısından düşünecek olursak inşaat sektörünü inşallah 2016'ya daha yeni girdik. Önümüzde uzun yıllar, uzun aylar var inşallah. Daha iyi, daha güzel satışlar, daha güzel projelere imza atmayı düşünüyoruz. Peki efendim, ülke genelinde veya Konya'da diyelim, inşaat sektörünün ilerisi için daha neler yapılabilir? Veya farklı projeler geliştirilebilir mi? Bu konuda neler yapılması lazım sizce? Bu konuda müteahhitler olarak bizlerin daha girişimci, daha araştırmacı, her projenin üzerine biraz daha katarak, bir şeyler yaparak müşterilerimizin karşısına çıkmak hem firmamızı hem de müşteri kitlesini artıracağını düşünüyorum. Peki efendim, yurt içi ve yurt dışı inşaat fuarları oluyor bildiğimiz kadarıyla. Evet. Bunlara hem Yaşar Şimşek olarak sizin katılım durumlarınız nelerdir? Bir de bu fuarlardan beklentiler neler genel olarak? Evet. Kurulmuş olan yurt dışı fuarlarında örnek verecek olursak İtalya'da geçen sene bir fuar kurulmuş. Dünyanın en büyük fuarı. Yaşar Şimşek İnşaat olarak satış sorumlusu olarak oraya kendim katıldım. Burada görmüş olduğum malzemeleri araştırdım, baktım. Bunların bize çok şey katacağını düşünüyorum. Daha Türkiye'ye, özellikle Konya bölgesine görmemiş olduğu malzemeleri bu fuarlarda görebiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz malzemelerimizi. Peki fuarların Türkiye genelindeki inşaat firmalarına, müteahhitlere yani uygulama noktasında etkileri oluyor mu? Yoksa sadece fuar yapılmış olmak için mi yapılıyor, nasıl oluyor? Tabii ki faydalar oluyor ama uygulama tabii ki bizlere ait. Malzemeyi biz görüyoruz, bakıyoruz. Bizim işimize yarayacak olan malzemelerimizi belirleyip içerisinden alıp kendi ustalarımıza sunuyoruz. Peki efendim, genel olarak inşaat mühendisleri, müteahhitler, inşaat firmaları vatandaşla yukarısı, bürokrasi arasında nasıl bir köprü kurup iletişimi sağlıyorsunuz? Vatandaşların memnuniyeti için ne gibi çalışmalar oluyor genel olarak? Genel olarak bizim kendi bünyemizde mühendislerimiz, iç mimarlarımız bulunmaktadır. Daha kullanışlı, daha konforlu, müşterinin başını ağrıtmayacak şekilde dizayn edilen daireleri müşterimize sunuyoruz. Az önce belirtmiş olduğum gibi müşterilerimiz inşaat esnasındayken değişiklikleri bize arz ediyorlar. Bu değişiklikler üzerinde biz tekrar mühendislerimize, mimarlarımıza başvuru yapıp
daireleri en kullanışlı hale getiriyoruz. Efendim şimdi ben mesela bir vatandaş olarak ev alacak olsam firmadan bir beklentilerim olur. Peki siz bir firma olarak müşterilerinizden, vatandaşlardan beklentileriniz var mı? Ne gibi haller bekliyorsunuz? Müşterilerimiz bize geldiği zaman bizim en büyük beklentimiz şudur. Konya'da birçok inşaat firması var, birçok daire var ve birçok örnek daire var. Müşterimizin bu daireleri gezmesi ve bir de bizim örneklerimizi görmesini isteriz. Buradaki amacımız şudur, kalite, düzen, inşaatın işleyişi daire alacak kişiler için çok önemlidir. Biz de müşterilerimizi, örneklerimizi görmelerini istiyoruz, bekliyoruz. Peki neden Yaşar Şimşek İnşaat diyebiliriz? Böyle bir soru yöneltecek olursak. Neden Yaşar Şimşek İnşaat diye düşünecek olursak, 95 yılından kurulmuş olan bir firma olmakla beraber müşterimize birçok seçenek sunuyoruz. Bunların içerisinde duvar kağıdı, laminat, mobilya da bulunmaktadır. Müşterilerimiz kendi dairesini istediği süreç içerisinde dizaynı kendi oluşturabiliyor. Bu da bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi. Zaten de müşteri memnuniyeti de üst kısımda olduğu için müşteriyle ilişkileri bu şekilde sizin firmanızı avantajlı hale getiriyor. Evet. Efendim peki son olarak izleyicilerimize, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize, bizi izleyenlere iletmek istedikleriniz nelerdir? Hemşehrilerimize, müşterilerimize, ofisimize çay içmeye bekleriz. Bizden daire alan müşterilerimiz, alacak olan müşterilerimiz her zaman hizmetinizdeyiz. Bundan sonra da onların istemiş oldukları yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Peki efendim, teşekkür ediyoruz biz de. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz tekrar. Vakit ayırdınız. Müsaadenizle burada da programı sonlandıralım. Teşekkür ediyorum. Efendim, Sektör 42 programının bugün de sonuna geldik. Bugün Yaşar Şimşek İnşaat'taydık. Sizler için inşaat sektörünü bir kez daha mercek altına aldık. Yaşar Şimşek İnşaat hakkında bilgiler aldık. Eğer siz de ev almayı düşünüyorsanız, böyle bir düşünceniz varsa Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Yaşar Şimşek İnşaat'a gelip burada kendileriyle görüşebilirsiniz. Yanımızda burada çay içebilirsiniz, evleri, örnek daireleri gezebilirsiniz. Efendim burada biz bu şekilde hoş bir sohbet geçirdik. Sizler için daireleri tanıtma fırsatı yakaladık. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki Sektör 42 programında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.